Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayrata, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Le ye'tiyenne alen nasi zamanun la yubalil mer'u bima ehezel male emin helalin em haram. Sadaka Resulullah. Ebu Hurayra'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi haramdan mı aldığına hiç aldırmaz. Buhari büyü 7 nolu hadis-i şerif. İmam Buhari iki ayrı bab başlığı altında hadise yer verir. Birisi malı nereden kazandığına alırış etmeyen kimse, diğeri ise ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin, Allah'tan korkun sakının ki kurtuluşa eresiniz ayetidir. Ali İmran suresi 130. ayet. Bu demektir ki hadisimiz faiz veya faiz şüphesi bulunan ticari muameleler karşısında Müslüman insanı ikaz et. Kaldı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara öyle bir zaman gelir ki faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faiz yemeyenlere de tozundan isabet edecektir. Şeklindeki mucizevi haberle herkesin yüz yüze kalabileceği bu bela karşısında hassas olunmasını tembihlemiş bulunmaktadır. Bu itibarla Müslüman müteşebbis yapmak istediği iş ve muamelenin dini, fıkıh hükmünü mutlaka öğrenmeli, haramdan veya haram şaibesinden şiddetle kaçınmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir. Zira helal kazanç yolu aramak her Müslümana farzdır. Aksi halde Resul-i Ekrem'in adam ellerini kaldırarak ey Rabbim, ey Rabbim diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve hep haramla beslenmiştir. Böyle bir adamın duası nasıl kabul edilir? Şeklindeki ciddi ikaz ve serzenişiyle karşı karşıya gelme tehlikesi vardır.